Pisacurasi, İtalya'nın kuzeyindeki Pisa şehrinde Mucizeler Meydanı'nda yer almaktadır. 1063-1090 yılları arasında yapılan şehir katedralinin çan kulesi ana yapıdan ayrı olarak 1173'te yapılmıştır. Kule üst üste bindirilmiş yuvarlak 6 sütun dizisinden meydana gelmiştir. 56 metre yüksekliktedir. Üzerine 294 basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. En üstteki çanların bulunduğu 8. kat silindir biçimindedir. Pisa Kulesi bitirildiği tarihten itibaren güneye doğru eğilmeye başlamıştır. Bunun sebebi temeldeki yumuşak zemindeki bir çökmedir. Günümüzde kulenin tepesinden güney yönünde aşağı sarkıtılan bir çekül yaklaşık 4.3 metre açığa inmektedir. Ancak yapının ağırlık merkezinin iz düşümü kendi temel dairesinin içinde kaldığı için kule devrilmemektedir. Kule her yıl milimetrenin 10'da 7'si kadar yani 100 yılda 0,7 santimetre eğilmektedir. Kulenin şu andaki eğimi 5,5 kadardır. Kule Pisa'nın gücünün ve zenginliğinin bir sembolü olarak Cenova ve Venedik'e rakip olarak yapılmıştır. Galileo'nun bütün cisimlerin aynı hıza ve aynı fizik kanununa uyarak düştüklerini farklı ağırlıktaki iki top güllesini bu kuleden aşağı bırakarak gözlemlediği iddia edilmiştir. Bilginin kaynağı Galileo'nun bir öğrencisi olmasına rağmen bu iddia geniş çevrelerce bir efsane olarak kabul edilmektedir. Mucizeler şehri Pisa. Herkesi ha düştü ha düşecek yapısıyla kendine çekmeye başaran Pisa Kulesi'ni sizler için gezdik sevgili dostlar. Tabii ki gitmişken herkesin yaptığını biz de yaptık. Eğik kuleyi düşmesin diye tutmuş gibi pozlar verdik. Fotoğraflarda görüldüğü kadar kolay olmadığını da söylemek gerek. İşte dünyanın dört bir yanından turist akınına uğrayan Pisa Kulesi hakkında bilmemiz gerekenler. Pisa Kulesi İtalya'nın Pisa şehrinde Mucizeler Meydanı'nda yer alan bir yapıdır. 11. yüzyılda inşaatında yapılan bazı yanlış hesaplar sebebiyle eğik bir yapı olarak tarihe geçmiş. Pisa Kulesi'ni görmek için dünyanın dört bir yanından turist akını İtalya'ya geliyor. İlla ki o kuleyi düşmesin diye tutarmış gibi yapacaktık, o pozu verecektik. Zor oldu ama oldu. Kamerayı İtalyan kızların eline tutuşturduk. Onlar yön verdi, biz de poz verdik. Herkes hummalı bir çalışma yaparak en güzel kareleri çıkarmaya çalışıyor ama o pozları vermek dışarıdan gözüktüğü kadar kolay olmuyor. 1173 yılında inşa edilmeye başlanan kule 5 yıl kadar dik durabilmiş. 3. katı tamamlandıktan sonra ağırlıktan dolayı eğilmeye başlamış. Araştırmalara göre eğikliğin sebebi kulenin temelindeki killerin kuvvetli olmamasıymış. Temeli güçlü olmayınca da zaman içinde eğilmeye devam etmiş. Yaklaşık 100 yıl süre boyunca inşaatı durdurulmuş. 1272 yılında kendine oldukça güvenen bir mimar tarafından 4. kat eklenmiş. Bu sırada eğikliği düzeltmek için bir takım çalışmalar yapılınca durum biraz daha kurtarılabilir bir hale geleceği düşünülmüş. Aslında bu çalışmalar kulenin biraz daha eğilmesine yol açmış. Neden mi? Temeline yakın yol açma çalışmaları ve bu yolun deniz seviyesinin altında kalması sebebiyle açılan yol suyla dolmuş. Sen misin yolu açan? Meşhur Pisa Kulesi bugünkü eğikliğine böylelikle kavuşmuş. 90'lı yıllarda gitgide daha da eğilen kule restorasyon sebebiyle 10 yıl kapalı kalmış. Günümüzde hala sapasağlam duran kulenin yıkılmamasının sebebinin ağırlığı olduğu söylentiler arasında. Yaklaşık 15 bin ton ağırlığında. Bulunduğu Mucizeler Meydanı ile birlikte Pisa Kulesi de UNESCO Dünya Mirası ilan edilmiş. Gitmişken kulenin en tepesine tırmanmayı ve bol bol fotoğraf çekmeyi sakın unutmayın. Tabii kalabalıktan yer bulabilirseniz. Bulunduğu zemindeki çökme nedeniyle yıkılma aşamasına gelen İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi 20 milyon sterlinlik bir projeyle kurtarılmıştır. Birkaç yıl içinde yıkılacağı uyarısında bulunan kule
proje kapsamında yapılan 45 santimetrelik bir düzleştirme çalışmasıyla eski haline getirilmiştir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizlerle kalın sevgili dostlar.